Ama değişmeden çok gelişti diyelim. Yani sürekli bir gelişim içinde. Gerek ziyaretçi sayısı, gerek katılımcı proje sayısı ve uluslararası boyuta taşması gibi bir dizi parametre var. Bunları gördüğümüzde bir çığ gibi büyüdüğünü görüyoruz. Artık Teknofest ne bir ile ne de bir ülkeye sığacak halde değil. Kavram çok önemli. Türkiye'de artık birden fazla ilde yapmak durumundayız. Ve bir de tabii çok fazla sayıda paydaş var. Bu da çok iyi işaret. Hani başlarda savunma sanayi, havacılık sanayi gibi başladık. Ama tabii bunlar teknolojinin lokomotifi alanlar. Diğer alanlara da yayıldığını görmek. Bakın çevreden tarıma, enerjiye, haberleşmeye, bilişime, yazılıma kadar dünya kadar konuda burada proje yapanlar var. Binlerce öğrencimiz, binlerce gencimiz, binlerce insanımız proje yapıyorlar. Teklifler veriyorlar, yarışmalara katılıyorlar. Demek ki aslında bu teknoloji hamlesini hayata geçirmek üzere o olgunluğa geldik. Çok memnuniyet verici bir şekilde teknolojinin her alanına dokunmak isteyen, orada proje yapmak isteyen bir dizi insanımız, gencimiz var burada. Dünyaya aslında bir şöyle diyelim, hakim güçler veya dominant veya kolonyal güçlerin yanında biraz mazlum milletler diyelim ona, verdiği mesaj kendi insanınıza güvenirseniz, kararlı olursanız, sağlam bir liderlikle yürürseniz, başkalarının yapamazsınız demezsiniz demesine bakmadan yola çıkıp sesini çıkartabilirsiniz. İkincisi, Türkiye'nin bulunduğu ortamda Sayın Cumhurbaşkanımızın malum mesela dünya beşten büyüktür demesi, haksızın olduğu her ortam haksızı haksız demesi gibi konularda çok az sayıda lider veya belki hiçbir liderin konuşamadığı gerçekleri konuşuyor, adaletsizlikleri dile getirebiliyor. Onun karşılığı ne oluyor? Onun karşılığı bize getirilen kısıtlamalar, ambargolar oluyor. Ona rağmen de yürünebileceğini herkese gösterme açısından önemli.